Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ künnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina ve kurrati a'yunna Muhammed. Allahümme sallallahu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Allahu Teala fi kitabil kerim. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemu ennemel hayâtu d-dünyâ la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil emvâli vel evlâdı. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ مِنْهَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Sohbetimizin mevzusu kendisi için yanıp tutuştuğumuz, hiç kimseyle paylaşamadığımız, kimseye feda edemediğimiz dünyanın gerçekte hiçbir değerinin olmadığı, aslında öyle de paylaşılamayacak bir şey olmadığı, bilakis sadece bir uğrama yeri oldu ve bununla ilgili ayeti celileleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerini ve ehlullahın, Allah'ın dostları radıvanullahi aleyhi mecmain kaddesallahu esrarahum, onların mübarek kelamlarını, sözlerini inşallah paylaşacağız. Birlikte bu nurun, şu İslam'ın bereketinin, İslam'ın nurunun yeryüzünde yayılmasına vesile olacak inşallah bir toplantı. Böylece toplana toplana inşallah Rabbim çok nice azları çoklara galip getirdiği gibi inşallah şu cemaati de ne büyük hizmetlere ne büyük faaliyetlere inşallah muvaffak kılar. İsmet Efendi kaddesallahu sirruhu'dan bir beyitle başlayacağız. İsmet Garibullah Kutsesuri Hazretleri buyuruyorlar. Garip kaldı kemal ehli bu an bil. Anın çün sayeden şimdi olur nil. Mukaddem olduğu 40 yılda tahsil. İder bir yılda salik şimdi tekmil. Zeval geldi gelin hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Allah-u Teala Hazretleri elhamdülillah dünyaya, kainata rahmet olarak peygamberleri ve onların içinde de seyyidi, efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderdi. Onunla bize dinimizi, hayat tarzımızı, yaşam şeklimizi öğretti. Arkasından gelen ulemamız, selefi salihin ulemamız ve Rabbimizin makamında Rabbaniyun, Allah bağımlısı olan, sıddık, değil mi? Şehit olan bir takım zevatlar da geldiler. Ve yine elhamdülillah müfessirun, muhaddisun, fukaha dünyaya geldiler ve bizlere eserler yazıp bizim önümüzü ziyade tenvir ettiler, nurlandırdılar. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlandırdığı gibi, onun yanında duran sahabenin nurlandığı gibi bizim bu kadar büyük bir feyze nail olmamız biraz zayıf oluyor. Niye? Arada geçen 1400 yıl o mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru nübüvvetinden bizleri yavaş yavaş böyle dünyaya meyletmeye ve artık ahiretten yön çevirmeye, yüz çevirmeye doğru itti. Şimdi işte şu sohbetlerle, şu vaazlarla, şu nasihatlerle birbirimize iyiliği dileyerek, iyiliği tavsiye ederek inşallah kaybedenlerin ve kaybedilenlerin arasından ayrılıp inşallah kazananlar ve kazanılanlar zümresine dahil olma çalışmasındayız. Rabbim inşallah bizleri kabul eylesin. Kazanılanlardan olmak nasip eylesin inşallah. İsmet Garibullah Kutsesuru da bizlere diyor ki garip kaldığı kemal ehli bu an bil. Şu zamanda Allahu Teala Hazretlerinin
büyük feyizlerini, yüce makamları, mükemmel feyizleri alacak adamlar çok azaldı, garip kaldı. Gurbet, gariplik ne demek arkadaşlar? Garip, kimse onun tarafına bakmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innettiğine bede gariben ve se'udu kema bede. Din garip başlamıştır ve yine garip haline dönecektir. Tuğba lil guraba dediler. Gariplere müjdeler olsun. İnşallah o gariplerin arasında olmaya sa'yu gayret edelim. Ne yapalım o zaman? Anın çün sayeden şimdi olur nil. Şimdi tam çalışma zamanı. Şimdi örnek verecek olursak cemaat-i müslümin. Mesela kapalı çarşıda bir mağazanız var. Bir dükkanınız var. Kapalı çarşıyı biliyorsunuz böyledir. Geleni gideni haddi hesabı yok. Kapalı çarşıda bir dükkanınız var. Bütün millet dükkanları kapatmışlar. Kimse açmıyor. Bir tek senin dükkanın açık. Sana gelenin gidenin yaptığın ticaretin nasıl olur, hesabı tutulabilir mi? Muazzam bir ticaret nasip olur. Şimdi de şu ahir zamanda tabiri caizse her bir insan birer dükkan gibi düşünün. Şu yaşadığımız hayat da bir kapalı çarşı gibidir. Eğer herkes dükkanını kapatmışsa o zaman bütün füyuzat, bütün Mevla Teala'nın ilhamları, manevi iltifatlar kim dükkanını açıyorsa ona gelir. Şimdi elhamdülillah şuraya gelip de bu saatte toplanan cemaat, bu işe kulak veren cemaat, bu işle iştigal eden cemaat sanki dükkanını açmış, Rabbimizin feyzini bekleyen bir efendim dükkan sahibi gibiyiz. İnşallah o feyzi nailiyet ihsan eylesin Mevla. E nasıl olacak? Gönül sahasını bu işe tas tamam çevirmekle olacak. Şimdi onu diyor İsmet Garibullah. Anın için şimdi sayeden olur nil. Şimdi sahi edersen, çalışırsan ibadetlerine, zikrullah'a, ilme, amele, ihlasa devam edersen inşallah Nil Nehri gibi olursun. Nil Nehri nasıl akıyor? Kocaman Nil Nehri. Şimdi Nil Nehri olursun. Onun kadar muazzam feyizlere nail olursun, gark olursun inşallah. Ya. Birazcık gayret etmemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Önce arkadaşlar ilim öğrenmemiz lazım. İnsan bilmediği şeyi yapamaz. Bileceksin ki yapasın. Bildiğini amel edeceksin. O ameli de sırf halisaten li vecihillah, Allah-u Teala'nın rızayı şerifi için yapacaksın. Bu üçünü cem ettik mi bizden azizi dünyada yok. Bugün ümmeti Muhammed'in şu zilletinin, şu şekavetinin, hepimizin düştüğü bu rezaletin sebebi arkadaşlar, bir, Rabbimizin emir ve buyruklarını bilmiyoruz. Ve bundan da gocunmuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu hadis-i şerifte? İnne min eşratis saati, kıyametin alametlerindendir. Ne? En yurfa'al ilmu, ilim kalkar. Ve yesbütel cehlu, cehalet sabit olur. Ve yüşrebel hamru, içki içilir. Hiç kimse saklamaz. Hiç kimse efendim utanayım, sıkılayım, aman kenarda içeyim demez. Ulu orta içerler. Ben hatırlıyorum çocukken şu Zeytinburnu civarında gezdiğimizde köşe başlarında bazı abilerimiz müptelasıydı, içki içerdi falan, duyardık, görürdük de. Ama o abiler mesela bilir herkes onun içinde içki olduğunu. Sarardı gazete kağıdında haya ile kenarda kimseye bulaşmadan içerdi. Şimdi ise maalesef bakıyorsun gençler artık ulu orta kenarda ama hiçbir şekilde sarmadan, hiçbir şekilde çekinmeden artık içilmeye başlanıyor. Bundan birkaç ay evvel Arnavutluk ziyareti nasip oldu, gittik. Bir bakıyorsun ki hiç orası da %70'i Müslüman diye geçiyor. Ama görüyoruz ki maalesef nerede %70'i Müslüman? İşte neden oluyor bu ümmeti Muhammed'in hali bu hale düşüyor? Hep cehalet, hep cehalet. Dinini bilmemek. Onun için okumamız lazım. Niye üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri, Allah ondan razı olsun, niye böyle buyurdu? Son 3 nefesim olsa ömrümden yine okuyun, okuyun, okuyun derim dedi. Onun demesiyle işte biz elhamdülillah bu işe heveslendik, bu işi okuduk. Allah razı olsun, işte hocalarımız bizlere vaaz ettiler, nasihat ettiler. Biz de merak saldık. Manevi olarak bizleri aldılar, beslediler. İnşallah şimdi hem ifade ediyoruz hem istifade ediyoruz. Allah'ımız hamdolsun. E sen de böyle ol. Sen de bir şeyler al, bir şeyler sat. Dedik ya bak, bakkal gibisin, dükkan gibisin. Kapalı çarşıdaki dükkan gibisin. E sadece satarak olmaz, sadece alarak da olmaz. Alacaksın, satacaksın. Bu iş böyledir. Dolduracaksın kabını. Ya. Rabbim inşallah bizleri kabını hayırla dolduranlardan olmak nasip eylesin. Ya.
İşte elhamdülillah bak birçok hoca efendinin de bu işe, birçok cemaatin de bu işe girmesine vesile olan işte Cübbeli Ahmet Hoca. Allah ondan razı olsun. Rabbim inşallah neticeyi de tamamen ihsan eylesin. Şimdi bir serbestlik nasip oldu. İnşallah Rabbim bugünkü gibi her daim serbest kalmak bütün hocalarımıza nasip eylesin. Rahat konuşabilmek nasip eylesin. Doğru söylemek biliyorsunuz birazcık veballi bir iştir. Yani zahmetli bir iştir. 9 köyü göze alacaksın. 10. köyde de bakalım nasip inşallah varsa sevenlerin oturursun. Yoksa 10. köyde de tam bir garantimiz yok. Allah-u Teala inşallah doğru söyleyip o doğru sözü de inşallah istikametle peşinden gitmeyi nasip eylesin. Hani ne şiş yansın ne kebap diyorlar ya, inşallah öylece hepimizi Rabbim güzele muvaffak eylesin. Şunu demek istiyoruz. Bu zamanda ne oldu? Anın için şimdi sayeden olur değil. Bu gariplikten dolayı kimsenin ilme, amele, ihlasa gayreti olmadığından dolayı şimdi çalışan Nil Nehri gibi olur. Çok büyük adam olur. Yine üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin rivayetle bu zamandaki bir hoca Fatih zamanındaki 1000 Molla Husrev'den üstündür derdi. Niye? 1000 tane Molla Husrev'e bırak sen bir tanesine biz ilmen yetişemeyiz. Onun yazdığı Mir'atül Usul kitabı var. Mir'atül Usul'ü biz okuyana kadar canımız çıkıyor. Ne kadar zorlanıyoruz. Onun ne kadar büyük bir ilme malik olduğunu oradan anlayabilirsin. Usulü fıkıh hakkında. Öyle muazzam bir eser yazmış. Hatta bazı ulemalar derler ki efendim Demir Leblebi derler o kitabı. Öyle bir kitap. Kendisi Mirkatül Vusul diye usulü fıkıh çalışmaları vardı. Kenarda böyle not alıyordu. Kimseye açık etmediği kenarda not aldığı kitap. Böyle tabiri caizse bir karalama gibi, bir defter gibi böyle kenarda tutmuştu, not almıştı. Rüyasında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki rüyasında Resulullah'a görüyor bu Molla Hüseyin. Ha? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yaptığın çalışmayı biraz şerh et, genişlet. Onu da ilme, istifadeye, talebelerin istifadesine sun. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah'tan işaretle Mir'atül Usul yazılıyor. Onun için de bizim usulümüzde, Efendi Hazretimizin medrese usulünde Mir'atül Usul kitabı vardır. En son okutulur, o şekilde icazet alınır. Böyle büyük adamlardan üstünsün diyorlar. Niye? Çünkü talibi yok. Yoksa sen onunla ilmi açıdan nasıl aynı kefeye girebilesin? Yani cebinden çıkartırlar tabiri caizse. He? Sen ben kimiz? Ama bu Allah-u Teala Hazretleri'nin lütfudur, bize ikramıdır. Şu ahir zamanda, şu kimsesiz zamanda bu işe tutunmanıza hürmeten Mevla Teala iltifaten size en yüksek makamı ihsan edecek inşallah. Şuraya oturmanız boşa mı sanıyorsunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurdular. Hiçbir cemaat Allah rızası için toplanmaz ki ancak onlara melekler kanatlarını sererler. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi buraya geldiniz. Kimin davetlisisiniz? Müceddit Vakfı'nın Esnaf Mescidi'nin davetlisiyiz. Yok. Siz Allah'ın davetlisisiniz. Sizi Allah-u Teala Hazretleri topladı. O zaman peki delilimiz ne? Allah-u Teala Hazretleri sizi nereye toplar? Cennetine toplar. Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Siz ilim meclisi, cennet bahçelerine girdiğinizde Efendimiz istifade edin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sorulduğunda ilim meclisleri cennet bahçeleridir buyurdu. İşte bak şimdi nerede oturuyorsun? Kiminle oturuyorsun? Estaizu billah. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olsanız Allah sizinle beraber. Siz kiminle beraber sanıyorsunuz kendinizi? Ya. Öyle büyük Allah'ın elhamdülillah öyle büyük cömert Rabbimizin sofrasına dahil olduk. Elhamdülillah Rabbim inşallah gönül kasesini, gönül kesesini, gönül ibriğini inşallah tas tamam feyizle, bereketle doldurmak, hayırla doldurmak nasip eylesin. Laide de Hacı Bayram Veli'nin halifesi ne buyurdu? Dik tut gözün gönlüne, gönlün göz olunca. İnkarı ko dil testisini ol çeşmeye tuttur. Ol abı safa bahşola ta bu desti dolunca. Ey la mekan seni ben çok aradım çok. Sinemde mukim oldu cazın ta duyulunca. Ya. Elhamdülillah. Şuralar arkadaşlar bizim için çok büyük nimettir. Allah-u Teala Hazretleri bu işlere ikdam eden, öne geçen, bu işte çalışan, es-sabikun, önden giden her bir kardeşimize inşallah ecrini, mükafatını bol bol ihsan eylesin. Amin. Gözünü budaktan, sakınmaktan muhafaza eylesin inşallah. Çalışkanlıklar nasip eylesin.
İlim, amel, ihlas. Şimdi diyorlar ki bazı arkadaşlar, bu işi hafif görüyorlar. Diyorlar ki şimdi ne yapıyor bu talebeler? Gidiyorlar medresede yatıyorlar, uyuyorlar diyorlar. Yiyip içip yatıyorsun, uyuyorsunuz. 1997 yılında biz medresedeydik, Draman medresesindeydik. O zaman Ali hocam elhamdülillah bizi kabul etmişlerdi, orada okuyorduk. Bir tane arkadaş geldi medreseye, dedi ki ooo dedi kebap burası ya dedi. Ye iç, ekmek elden su gölden, tamam ben buradan dedi çıkmam daha dedi. Demek ki çalışmaktan yorulmuş, sıkılmış, diyor ki şimdi ben diyor buradan çıkmam diyor, tamam. Ekmeğimi yerim, suyumu içerim, dersimi veririm, işime bakarım diyor. Bir hoca arkadaş da dedi ki bu var ya dedi, burada 3 gün duramaz. Niye? Çünkü medrese aynı Medine gibidir. Medine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, körük gibidir. Münafığı fırlatır atar dışarıya. Bu da öyle. Üçüncü gün bir geldi, adam kaçacak, delik arıyor. Kapıyı açın diyor. Kapıcı salmıyor. Bırak diyor, gideceğim, bırakıyorum artık diyor ya. Ne biçim iş bu, böyle iş mi oldu diyor. Sabah burada, akşam burada. Nasarat. Ulan bir de bunun meçhulü var Nusret. Hoca Nasreddin geldi aklıma, Allah rahmet eylesin. Hocaya dediler, Nasarhane kelime hoca dediler. Hoca kapıdan master deyip kaçtı gitti. Yakaladılar, hocam ne yaptın? Hiç Nasara master olur mu? Öyle denilir mi hocam dediler. Ya hoca dedi, fiil-i mazi desem dedi, soracak yiyen sürü ne kelime. Bu dedi bitmez. Bu iş ilim işi bitmez. Bu iş sabır ister. İlmin başı soğandan acıdır. Sonu baldan tatlıdır. Hele ahiret ilimlerini tahsil. He? Bu işte sabır çok zordur arkadaşlar. Allah-u Teala talebelik yapan kardeşlerimize, medreselerimizi ihya eden, onların hürmetini yiyip içiyoruz ha. Onların hürmetine sulanıyoruz ha. Sanma senin çalışmanla, benim çalışmamla, bizim ibadetlerimizle, gece teheccüdümüzle Mevla bize nimetler ihsan ediyor. O bebeler elhamdülillah, o arkadaşlar feda ettiler kendilerini. Elhamdülillah biz de onların hürmetine yiyip içiyoruz. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, talebe için herkes istiğfar eder. Her şey. Hatta karınca hücresinde, balık suda, hepsi istiğfar ediyorlar. Talebenin değerini iyi bilmek lazım. Ya, elhamdülillah. Rabbim inşallah bizleri de en azından hoca olamasak da talebelerle beraber haşreylesin. Çünkü o talebeler hoca olacak cemaatimiz. Ya, illa hoca olacak. İnşallah. Hoca Nasreddin, Allah rahmet eylesin, evine hırsız girdi. Bir de baktı ki hırsız giriyor, kaçtı hemen şeye, yüklüğe, saklandı yüklüğün arkasına, gizleniyor. Hırsız da baktı evde hiçbir şey yok, ulan dedi belki yüklükte bir şey bulurum. Yüklüğü bir açtı ki hoca karşısında. Hocam dedi, burada mısınız? Hoca dedi ki buradayım dedi. Ne oldu, bulamadın mı dedi hiçbir şey. Yok dedi hocam, hiçbir şey bulamadım. Ben de dedi utancımdan buraya kaçtım zaten. Biz de şimdi ahirete böyle çıkmayalım yani. Allah-u Teala biz de en azından Nasara'yı bulsun ya. Nasara ne kelime dendiği zaman fiili mazi deyin canım. Değil mi? Bu kadar da diyemezsek adamlığımıza laf gelir ha. Ya inşallah Allah katında dertli olduğumuz ortaya çıkar. Rabbim inşallah bizleri İslami ilimlere gayretle merzuk eylesin. İş buradan başladığı için anahtarı söylüyoruz. Arabanın marşı burada. Basacaksın ki marşa çalışsın. İstediğin kadar gaza yüklen. Arabanın marşı çalışmadı mı hiçbir işe yaramaz. Anlaşıldı mı? Bu ilim her şeyimiz. Bu ilmin ameli her şeyimiz. Bu amelin de ihlası her şeyimiz. Bu üçü olmadan hiçbir yola çıkılmaz. Geceleri rüyanda istediğin kadar onu gör, bunu gör. Şöyleyiz, Kabe'deyiz, Medine'deyiz falan. Anlat bana dur yani. Hocam şöyle gördük, böyle oldu falan filan. Senle ben beraber aynı gidiyoruz sağa sola. Ama ondan bir şey olmuyor arkadaşlar. Mesele teheccüd namazında seccadenin başında mıyız? Asıl mesele bu. Ben hatırlıyorum birkaç sene evvel bir akrabamız, bir arkadaşlarımız diyelim, musallat olmuşlar. Amerika'da basketbol maçını seyredecekler. Amerika'da basketbol maçı burada gecenin 3.30'una çıkıyor. 3.30'da oynanıyormuş. Adamlar gece 3.30'da maça kalkıyorlar seyretmeye. Bu nasıl aşk ya? Biz gece 3.30'da namaza kalkamıyoruz. Adam gece 3.30'da maç seyretmeye kalkıyor. Ne faydası var? Ne girecek arkadaşlar? Şimdi o zaman aklımıza şu geliyor. Efendi Hazretlerimiz bize derdi Kudüs'e sor. Bir şey yapacağımız zaman bakalım. Bu yaptığımız şey amel defterinin sağ tarafına mı yazılır, sol tarafına mı yazılır? Bu bir terazidir. İkinci terazi daha hassastır. Ben bunu yapıyorum ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapar mıydı, yapmaz mıydı? Bir de buradan bak. Hı? Şimdi yaptığımız işlere bakalım. Hiç şu gün mesela sabah başladı, sabah namazından başladı gün. Teheccüden başlatamadık. Sabah namazından başladı gün. Şu saate kadar geldik. Hiç yaptıklarımız işlere dönüp de şöyle dedik mi ya, Resulullah olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yapardı diye hiçbir şekilde düşündük mü arkadaşlar? Hı?
Veyahut da hadi o ikincisi hassas teraziydi. Daha nizami bir teraziyle. Ya bu yaptığımız iş sağ tarafa mı yazılır, sol tarafa mı yazılır düşündük mü hiç? Hı? İşte bizim Müslümanlığımız bu kadar arkadaşlar. Biz bu kadarız. Allah-u Teala Hazretleri ilerletmek nasip eylesin işte. Risale-i Halidiyye'de Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki ibadetten maksat ubudiyetten gayrısı değildir. Ben bir ibadeti yapıyorsam bunun karşılığında Allah'tan ya Rabbi bana cennet vaat ettin. Onun için yapıyorum ha. Ya Rabbi işte şunun için yapıyorum ha demeyeceksin. Allah'ın huzuruna dikildiysen ya Rabbi ben senin kulunum. Vermiyor musun cenneti? Vermezsen vermesin ya Rabbi. Beni cehennemine mi atacaksın? Atarsan atarsın ya Rabbi. Ben bunlardan artık kat'ı nazar etmişim. Gözümü kesmişim. Ben senin kulunum ve huzurunda elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hamdler sanadır diye duruyorum. Böyle olduğumuz zaman namaz namazdır ha. Şimdi bir adam hastalandığı zaman he, dünyanın en güzel yemeğini önüne getirsen adam yemekten lezzet alamıyor. Öyle mi? Namaz dünyadaki en güzel ibadettir. Ama bizim ruhumuz hasta olduğu için ruh hastasıyız arkadaşlar. Kabul ediyorum ben başta, sonra da aranızda kabul edenler varsa hep beraber tımarhaneliyiz, haberiniz olsun ya. Niye? İbadetten zevk alamıyoruz. Namazdan zevk alamıyoruz. Namazdan kimin zevk alması lazım? Ruhun zevk alması lazım. E ruh niye zevk alamıyor? Hasta. Allah düzelsin. Allah şifa versin. He? Rabbim inşallah şifa etsin. Demek ki çok hasta yok aramızda. Ben bir tek hastayım. Allah bana şifa versin. Amin. Cümlenize şifa versin. Amin. İnşallah. İnşallah. Mukaddem olduğu 40 yılda tahsil. Bundan evvel 40 yılda elde edilen kemalat. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 1000. yıldan itibaren ahir zaman girmiştir. İmam-ı Rabbani 2. 1000 yılın müceddididir. Kendisi buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ne buyurdular? Ümmeti kel matar la yudra evveluhum hayrun em ahiruhum. Ümmetim yağmur gibidir. Başı mı sonu mu daha hayırlıdır bilinmez. Buradan maksat diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştaki sahabeyle sondaki kimselerin kıyası değildir. Zira evveldekiler zaten hayırlı. Sahabe-i kiramın en hayırlı olduklarında onların hayriyetinde ümmetin icma var. Ama şu var ki hadis-i şerifte şuna işaret ediliyor. Ümmetin sonundan gelenler, arkada gelen ümmette çok hayırlı insanlar olacak. Ve İmam-ı Rabbani orada bir şerh koyuyor. Diyor ki bu zamandaki kimselerden bazıları sahabeden sonraki tabiinle de ölçüşür duruma gelecek. Ha? Duyuyor musun? Ya. Allah-u Teala inşallah bizlere onların evladı olarak ahirete çıkmak nasip eylesin. Amin. İbrahim İbni Edhem radıyallahu anh kattesallahu sırrah rahmetullahi aleyh bu mübareğin durumu gibi iki tane meleği görmüş yazıyorlar. Ne yazıyorsunuz siz? Evliya Allah onlara açılıyor. Bir surette artık nasıl gösteriyorsa Mevla gösteriyor. Nasıl ya? Ne yapıyorsunuz? İşte Evliya Allah'ın yeryüzündeki listesini yaz Mevla buyurdu yazıyoruz. E dedi baksanız orada dedi İbrahim Nethem diye birisi yazıyor. Baktılar. Yok öyle birisi yok. İbrahim Nethem diye birisi yok. Allah. E dedi peki bu defterin sonuna en son satırına şöyle bir hani dipnot olarak bari bu İbrahim İbni Ethem bu Allah dostu şu yukarıdakilerin hepsini seviyor diye yazsanız öyle dedi bu defter bakkal kağıdı mı lan dedi öyle herkesin ismini yazalım bir çıkalım soralım bakalım kime sorulacaksa huzur-i ilahiye bu iş tefviz edilir onun neticesinde yazarız tamam dediler çıktılar geldi dediler Mevla Tenezzeli sana dedi ki bu defterin en üst listesine seni yazıyoruz niye kulum tevazu etti diye elhamdülillah. İnşallah Rabbim bize de o tevazuyu şuradan yapmayı nasip eylesin. Amin. Burası arkadaşlar. Takvanın yeri burası. Tevazunun yeri burası. İlmin, amelin, ihlasın yeri burası inşallah. Şu gönülde Rabbim İslam'ı yaşamayı bütün Müslümanlara nasip eylesin. Amin. Böyle olursak yeniden dünyada izzet, şeref bizi bekliyor. Aksi takdirde bu zillete devam. Koşarız dünyanın peşine ama dünya ne sana yar olur ne bana yar olur. Tamam? Kimseye yar olmaz. Hatta rivayet ediliyor değil mi? Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri vasiyet etti de ben vefat ettikten sonra elimi tabutun dışına çıkartın millet görsün ki bak koca Süleyman bile giderken yanına hiçbir şey almadı. Eller boş gidiyor. Ya biz şimdi kavga ediyoruz. 5 kuruş için. Evliyanın birisi çıkmış mübarek sokağa, çarşıya cebindeki kesedeki altınları kaptırmış. Ondan sonra tabii bir mahzunluk, bir üzüntü. Dediler, Efendi Hazretleri niye ağlıyorsunuz? Niye üzüldünüz? Ya dedi bir insan benim yüzümden günaha girdi. Parayı kaptırdığıma üzülmüyorum.
Birisi benim yüzümden hırsızlık yaptı. Biraz dikkat etseydim ya, biraz muhafaza etseydim ya diye kendine pay biçiyor. Hangimiz öyleyiz? Biz olsak kayışı bağlarız değil mi? Ondan sonra atarız. Öyle bir durumumuz var. Hemen başlarız sövmeye. Bu ne kadar kötü bir ahlak. Ümmet-i Muhammed'in bozulmuş ahlakı ya. Maalesef şöyle, şu Zeyd benim mescidim, Enes mescidi biliyorsun. Şuradan şuraya giderken bir okulun önünden geçiyoruz. Bir bakıyorsun yani hiç erkeklerden zaten rezalet. Ağızlar acayip. Bir de hanım kardeşlerimiz, bacılarımız da maşallah hiç yani onlar da aynen devam. Ben artık utanıyorum yani yürümeye. Zaten artık ümmeti Muhammed'e yakışmayan hareketler. Allah-u Teala bize en güzeli, en yakışıklı hareketi nasip eylesin inşallah. İdâ hâsame fecera. Sinirlendiğinde, kavga edeceği zaman küfür eder. Kimin işidir bu? Münafığın işidir. Münafığın işi bizde olmasın. Biz hakiki Müslüman olmaya çalışalım. Yani çok kendimizden eminiz. Bu kadar bozukluğumuzda, bu kadar kusurumuzda, bu kadar pürüzden hiç bir sıkıntımız yok, hiç bir efendim kederimiz yok, tasamız yok. Ha 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 ha. Zaten cennetteyiz canım diye böyle bir hava var bizde yani. Vur patlasın, çal oynasın. Gülüyor sabahtan akşama, açmışız tesisatları. Da 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 da. Adam orada ezan okumaya çalışıyor. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Sesler karışıyor falan. Umrunda değil adamın. Adam koymuş orada caminin dibinde. Zar 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 bağırıyor. Ben ezan okumaya çalışıyorum, o bağırıyor. O bağırıyor, ben ezan okuyorum. Öyle. Acayip bir ümmetiz yani. Sorsam Müslümanlığına laf ettirmez. Ama ezan okunuyor. Ya. Ben hatırlıyorum, büyüklerimizden görmüşüz yani. Allah eskiler rahmet eylesin. Hataları illa herkesin hatası olur. Hatasız kul olmaz. Ama şu vardı onlarda. Çok müthiş edepleri vardı. Çok müthiş edepleri vardı. Büyüklerde acayip adab vardı. Bir duysunlar ezanı. Hemen televizyonun sesini kapat. Radyonun sesini kapat. Dur bakalım, otur dinle. Konuşma. Ayakları uzatıyorlarsa toplarlar. He? Yatıyorsa kalkarlar. Öyle mi? Adam hastalığından gidiyor. Artık yaşantısından ümit kesilmiş. Adam cumaya gidemiyorum diye hüngür hüngür ağlıyor. Hı? Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki ya ne olur, işi var hocam şimdi. Yani iş mecbur, çalışacağız. Lan çalışma mı dedik sana? Ya? Çalışacaksın illa ki. Kefa bil mer'i ismen en yudayya men yevul. Kişinin ailesine geçim hususunda yaşattığı darlık, ailesine geçim hususunda sıkıntı vermesi, onları zayi etmesi ona günah olarak yeter. Çalışmıyor adam mesela. Ailesini es geçiyor. O adama günah olarak bu yeter. Bu hadis-i şerifi ben sana okuyorum zaten. Onun haricinde sen niye kendini ibadetine verebileceğin bir iş seçmiyorsun? Veya araştırmıyorsun? Allah sana da bana da yardım etsin. Cümlemize inşallah şu dini, mübini, İslam'ı yaşanan bir hale getirmek nasip eylesin. Konuşulan İslam'dan hayatta tatbike geçmek nasip eylesin. Çok güzel konuşuluyor. Bak bu vaizler, bu sohbetlere, bu vaazlara gelen hocalar. Şimdi bir sürü laflar, yağlı ballı konuşuruz da ederiz de. Ben de gelirim, öteki de gelir konuşuruz ama hani kim yaşıyor? Kim Müslümanlığı yaşıyor? Yaşıyorsak nerede bu Müslümanlık? Hala şeriat dediğinde adam kafasında soru işaretiyle geziyor. Daha hala anlamamış. Camide 5 vakit anlı secdede ama şeriat deyince kafası karışıyor. Ya İslam deyince kafan karışmıyor da şeriat deyince niye karışıyor? İkisi de birer kelimedir. Arapça kelimedir. İslam esleme üslümü islamen ifal babından mastardır. Selime yeslemüden gelir. İstersen kelimenin köküne gel. Ahmet saysın sana. Evet. Öteki de şeriat, o da bir mastardır. Bir yol demek. Allah-u Teala'nın çizdiği yol, kullarına çizdiği yol. Böyle yaşayacaksınız. Böyle gideceksiniz. Devlet bir yol yapmış. E5. Buradan gideceksin Mevla abi. Devlet buradan gideceksin. Yok ben tarladan gideceğim. Git. Ondan sonra ne onun adı? Tamirciyle akraba olursun. Arkadaş olursun. Bol bol gider gelirsin. O yolları sana yapmışlar. Sen niye tarladan gidiyorsun? Değil mi? Allah-u Teala sana bir yol yapmış. Yaşantı böyle olacak. Eğer böyle olmazsa o zaman başına belayı alırsın. Şimdi işte 40 yılda elde edilen feyiz bu zamanda 1 yılda elde ediliyor elhamdülillah. İdari 1 yılda salik, şimdi tekmil. Biraz sıksan dişini diyor. Efendi Hazretimiz derdi ki mesela Kutsal Surru, bir insan dersini yapmakta, ibadetlere devam etmekte zorluk buluyorsa, ben bunu böyle tecrübe ettim ki buyuruyor. 3 gün istiğfar etsin. 3 gün şöyle hiç kaçırmadan bütün vazifelerini ifa etmeye çalışsın. Namazsa namaz, ibadetse ibadet. Efendim dersse ders. 3 gün devam etsin Allah'ın izniyle, bir daha da bırakmayacağım diye tevbe etsin. Aynı feyzi o ruh hastalığından kurtulmak nasip olur. Duydunuz mu? İnşallah Rabbim şimdi karar almak nasip eylesin. Şu anda karar zamanı. Şimdi kar etmek istiyorsan kararı şimdi al. Dükkan açıkken al. Dükkan kapandığı zaman arkadaşlar bana destek yollayın diye ahirette bekleme.
Şimdi çalış, çabala, alnının terini dök. Ahirette o zaman topladığın zaman sevinirsin. Şimdi biraz sıkıl, şimdi biraz üşü. Sabah namazına camiye giderken biraz üşü. He? Abdest alırken biraz soğuk su değsin, olacak. Ölmezsin. Elhamdülillah alttan ısıtma var, yine ısınır ayakların. Ya neler, ne kıyaklar var, ne rahatlıklar var ama işte kolları o sıvamak var ya, sanki bunu kaldırınca bir ton böyle bir şey kaldırmış gibi oluyorsun ha. Kendini böyle halterci gibi hissediyorsun. Sabah namazında yastığı yorganı fırlatmak var ya, dünyanın en zor işi. Kolay mı sandınız siz? He gideyim. O hani program yapıyorlar, yok işte şöyleler böyleler, adamlar zıplıyorlar hopluyorlar bilmem neler yapıyorlar. O programlara gerek yok. Sabah namazında kalkarken en büyük faziletli, en büyük yetenekli adam sensin. Hadi göster yeteneğini bakalım. Sabah namazına kalkabiliyor musun, kalkamıyor musun? Ya. Teheccüde kalkabiliyor musun, ona bak. Allah-u Teala inşallah bize o fazileti, o erdemi ihsan eylesin. Ya. Cemaatle camide yer tutmak nasip eylesin. Nerede? Ah, çürüdük be, çürüdük. Tembellikten var ya artık. Üf. Suyu getirsin, çayı götürsünler. Televizyonlar, bu internetler, bu bilmem neler hepten bizi çürüttüler. Ben Efendi Hazretimizin bu kadar baskı yapmasının niçin olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Televizyona Efendi Hazretleri dedi, bu dedi, bakmayın bunu, seyretmeyin, eve sokmayın. Bir insan sokarsa bunu işte İslam'ı sevmiyor demektir dedi Efendi Hazretleri. Fetva veriyorum, fetva vermek de zor iştir dedi Efendi Hazretleri. Dedi. İnsanlar yok dediler, bunlar işte şey, ne ona, teknolojiye karşı da bilmem ne, ne alakası var ya. Ne alakası var? Teknolojiye karşıymış. Şimdi Avrupa uyandı, diyor ki ya diyor, 2 saatten 3 saatten fazlası diyor ahmaklıktır diyor. Ne haber? Kendi yaptıkları filmleri, dizileri kendileri seyretmiyorlar. Sana yayınlıyorlar. Seyret bakalım. O pis pis televizyon programı, o bilmem neler, o vakitler zayi edilsin. Aman ümmeti Muhammed uyanmasın. 1000 tane dizi var, 1000 tane film var. Aman gözünü kaldırıp da hocayı görme. Ya. Şimdi şuraya gelenler ne pehlivan be. Ha? Kolay mı öyle şimdi? Var mıdır? İlla bir dizi vardır şimdi de. Bilmiyorum artık film midir, maç mıdır? İlla bir şey vardır. Ama kolay mı şimdi ona bir tepik atmak? Nefsi yere vurmak, o pehlivanlık var ya. Rabbim bize inşallah bu pehlivanlığı nasip eylesin. Sen gelirsen talep arz meselesidir bu iş. Buraya geldiğin zaman buraya gelen de ha der. Buraya gelen der bir şey istiyor. O zaman bir şeyler verelim der. Ama sen gelme. Arkadaşını da çağır. Burada bir hayır işi oluyor. Kimsenin haberi olmasın. Ama arada bir uğrarız, selam veririz, çay içeriz. Çay zaten beleş falan. Böyle kalırsan bu kadar kalırsın. İlerleyemezsin. Halbuki senin bir adamı kurtarman, bir adama hayrına, bir adamın namaza, bir adamın iyiliğe ulaşmasına vesile olman, nasihat etmen senin için güneşin doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlıdır. Ne demek? Yani dünya senin olsa, şu dünyayı dediler ki al kardeşim senin dünya. Verdiler dünyayı sana. Bu dünyadan daha hayırlı olan ne biliyor musun? Şu kardeşinin bir hayırlı işe girişmesini sağlamandır. Mesela vaazlara, sohbetlere, ibadetlere girişmesini sağlam. Allah-u Teala inşallah bu hayırlı işte bizleri sabit ve daim eylesin. Amin. Ayakları kaymasından muhafaza eylesin inşallah. Amin. İnşallah anlaşılıyordur ne konuştuğumuz. İder bir yılda salik şimdi tekmil. Zeval geldi, gelin Hakk'a gidelim. İşte bu zeval geldi, herkesin şimdi canı yanacak. Bu durum budur arkadaşlar. Mevla Teala Hazretleri ben buyuruyor. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ nefse. Allah kendisinden sizi sakındırıyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Ey kullarım, ben sizi yarattım. Sizin canınız benim elimde. Dilersem cennete, dilersem cehenneme yollarım. Şartlarım şunlardır. Şimdi şuraya gelip de oturan cemaati kim zorla getirdi? Hı? Hepiniz keyifle, muhabbetle, severek. Allah'ım ya Rabbim senin rızan için geliyoruz. Resulünün sünneti için geliyoruz. Efendi Hazretimizin rızası için geliyoruz dediniz, geldiniz. Dostlarının hoşnutluğu için geliyoruz dediniz, geldiniz. Buraya keyifle, hiç kimse sıkılan... Mesela ben sıkıldığımı giderim. İşte sıkılan olursa söylesin, beraber gideriz inşallah. Sorun değil. Ama en azından elhamdülillah bir şeyler konuşuldu. 5 dakika konuşulsa da yeter ama bu hoca biraz geveze. 1 saatte konuşabilir değil mi? Müsaade vardır inşallah. Yani mesele buraya gelen adam kendi arzusuyla geldi. Kendi hevesiyle geldi. O zaman buna ecri mükafatını Allah verecek cennetçe. Öbür tarafa giden... Mesela gazinoya, bara, sinemaya, tiyatroya giden de parasını vere vere gitti. Keyifle gitti. Şimdi niye suç Allah'ta oldu? Celle Celal. Suç sende. Hiç kimse seni oraya zorla götürmedi. Hem de ağalık yaptın. Hesap neyse hiç sormadın. Al 500 benden tamam git. Al bu da sana şey olsun dedin ya. Ağalık yaptın efendim. Büyük adam oldun ya. Öyle değil mi? Burası bedava. Girerken para verdiniz mi? Bilmiyorum ben, bedava burası.
Çıkarken de vermiyorsunuz. Bu iş böyle. Hayır işi bu iş. Ha, ama bu hizmettir. Ben hayır yollarında devam edeceğim diyor adam. O ne yapıyor? Soruşturuyor. Ne yapabiliriz? Fakir, fukara, yetim, talebe, malebe. O adam ona dese. Kimseden ne para alınıyor ne para veriliyor. Bu kadar. Para da verilmiyor. Onu da beyan edelim yani. Ama çok büyük şeyler oluyor. Çok kıymetli işler oluyor. Niye? Kalbinize İslam'ın tohumları atılıyor. Vaazların her biri, ayetlerin her biri Allah'ın birer tohumudur. Eğer kalpte bir biterse o tohum var ya, bir tane adam bu işi alsa Allah'ın izniyle belki bizden daha iyi anlar yani. Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyurdu hadis-i şeriflerinde? O sahabe-i kiramın mübarek toplandılar veda haccında. لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَيْبَ Burada olan olmayanı anlatsın. Duydunuz benim anlattıklarımı. Gidin aktarın buyurdu Efendimiz. Niye? Sallallahu aleyhi ve sellem. مَنْ هُوَ اَوْعَالِهُ مِنْهُ Belki kendinden daha anlayışlı, daha kabı geniş, daha becerikli bir adam alır. Belki o İslam'ı daha iyi anlatır. Değil mi? Belki aramızda nice adamlar var. Şimdi bize nasip oluyor buraya çıkmak. Ama aranızda ne baba yiğitler vardır. Çıkar burada daha iyi anlaşılacak şekilde hem de insanlara özendir özendir anlatabilir. Ki hak bu. Hakkı özendirmekte, hakka tavsiye etmekte ne var? En güzel bu. Ama insanlar şerri nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz? Bir maça gittik var ya. Bir gittik kahve var ya Allah Allah. Bir çay içtik, bir bilmem ne. O işleri çağırırken böyle böyle. Bir film seyrettik, bir anlatıyor filmi var ya Allah. Ne yaptınız film seyrettik? Patlıcan yedik, patates yedik, domates yedik falan. Ne oldu yani? Ne geçti eline ya? Şimdi okuyacağız hadis-i şerifleri. Bu dünya böyle bir yer işte. Sohbetimizin konusu ne? Bu dünya. Aldandığımız dünya. Peşine takıldığımız dünya. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken bir tane yaşlı süslü püslü kadın geldi dedi bana bak ya Muhammed dedi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafına bakmadığı dünya işte o dünya. Rabbim inşallah bize de tarafına bakmamak nasip eylesin. Okuduğumuz ayeti celilede Mevla buyuruyor estağfirullah. İ'lemu bilin kullarım. Bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok acıyan, bizi ekramul en güzel surette yaratan, ahseni takvim üzere yaratan, en büyük ikramı üzerimizde olan Allah buyuruyor bize. Ne diyor? İ'lemu bilin. Ben sana bilin desem, bir şey bil desem demek ki çok önemli bir şey var ki bil diyorsun. Allah-u Teala Hazretleri de sana bilin diyor. Neyi bilelim ya Rabbi? Ennema ancak ve ancak el hayatü dünya şu yaşadığınız dünya var ya laibun bir oyun lehvun oyuncak ve zinetün süs ve tefahurun beyneküm aranızda böbürlenme ve tekâsürun filen mali vel evlad mallan evlatla bu kadar dükkanımız var, bu kadar paramız var, şöyleyiz, böyle aşiretiz, bizim neslimiz şöyle falan. Anlatırsınız durursunuz. Budur sizin hayatınız. Hayattan anladığınız budur buyuruyor Mevla. Halbuki hayat bu değil. Bu dünya hayatı ahiretin kazanılması hasebiyle eşi benzeri bulunmaz bir yerdir. Çünkü ahirette bir tane Subhanallah diyemezsin. Desen de zaten sevap yok. Niye? Sevap da ceza da burada. Çünkü gayb burada. Gaybe iman burada. Ahirette herkes şahit, şuhud, hepsi görüyor. Huzurunda. Cennet önünde, cehennem önünde. Neyin saklayacaksın? Neyden efendime söyleyeyim? İnanmıyorum desen ne olur yani? Adam cehenneme inanmıyor ahirette. Ne olur? Yanmayacak mı yani? Yanacak. Öyle. O zaman hepsi ahirette kesin iman edecekler. İman edecekler ama faydası yok. Çünkü gaybe iman lazım. Bak elif la mim zalikel kitab la raybe fi huden lil muttaqin ellezine yu'minun bil gayb. Bu kitap müttakilere hidayet rehberidir. Kimdir o müttakiler? Ellezine yu'minun bil gayb. Gaybe iman edenler. İşte siz o gaybe iman edenlersiniz. Niye? Siz bir kelime söylediniz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Bu kelime var ya sizi gaybe iman edenlerden yaptı. İnşallah Rabbim müttakilerin sınıfına bizleri de idhal eylesin. Çünkü sadece bu kadarla bitmiyor. Ve yukimune salate ve mimma razaknahum yunfikun diye ayette daha açıklamalar devam ediyor. Allah-u Teala bütün evsafa, güzel vasıflara şamil bir kul olmak nasip eylesin inşallah. Kamil bir kul olmak nasip eylesin. Kamil güzel bir kul demek, iyi bir kul demek inşallah. İşte şu dünyanız oyundur, oyuncaktır, tefahurdur, aranızda böbürlenmedir ve malla evlatla çokluğuyla birbirinize hava atmanızdır.
Kemetheli gaysine acebel küffare nebatuhu. Bir yağmur gibi, bol bereketli yağmur ki çiftçiler, rençberler şaşırdılar nebatını. Ne kadar bereketli yağdı, ne güzel yağdı. Sümmeyhi cüfetara hımız farran. Sonra bir de baktın ki sapsar oldu. Gitti. Sarardı gitti. Bu iş böyle değil mi? Her daim. Bak şimdi geçen sene. Şimdi aha kış geldi. Birazdan yaz gelecek, bir daha kış gelecek. Yaz gelecek, kış gelecek, güz gelecek. Sen de gideceksin, ben de gideceğim. Kim kalacak? وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ فَبِعَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hangi ayetini Allah'ın inkar ediyorsunuz? Ne sen varsın ne ben varım. Zaten yoktuk, yine yok olacağız. O zaman neyin pazarlığındayız? Neyin peşindeyiz? Neyi talep ediyoruz? Bizden önce ne adamlar geldiler, ne imkanları vardı, ne güçleri vardı, ne yakışıklıları vardı, ne efendim sıhhatleri vardı, ne güçleri vardı. Ha? Bir sürü işleri vardı. Ama hepsi terk-i diyar ettiler. Sen de burada kalıcı değilsin. Çok da heveslenme. Çok da bağlanma. Böyle tutuldun mu çok bırakamazsın. Bırakmak zor gelir. Canını terk etmek zor gelir. Ama fakir fukara, garip kuraba gibi değil ya. Garip kurabanın neyi var? Bir Rabbisi var. Bak İsmet Garibullah Risale-i Kutsiye'yi yazdığımda ilk beytinde buyuruyor ki garibiz kimsemiz yoktur diyelim. Bu tarikat bunu ister. Bu şeriat bunu ister. Allah'ım ben garibim ya Rabbim. Benim kimsem yok Allah'ım, bir sen varsın ya Rabbi. Böyle diyeceksin. Benim malım var, mülküm var, anam var, babam var, çoluk var, çocuk var bende. Oho neler var neler var canım. Allah'ıma ihtiyacım var diyorsan o zaman bekle. Fetarabbesu inni ma'akum minel mutarabbesin. Adamlar itikad etmiyorlar. Şimdi dünyada yaygın, maalesef yayılan bir şey ateizm. Allah'a inanmamak, peygambere inanmamak, hiçbir şeye inanmamak. İnanma. Kimse zorla inandırılmıyor ki arkadaşlar. Herkes kendi seçimiyle. Mevla ne buyurdu? Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. İsteyen iman eder, isteyen de küfreder. Burada seçim sizde. Burada seçim sahası burası. Buradasınız. Şu dünyadasınız. Ama şunu da bilin Mevla. Biz diyor cehennemi küfredenler hazırladık buyuruyor Mevla. Şu anda hazır durumda seni bekliyor. Ya ne yapacaksın o zaman? Ma selekekum fi sakar. Niye düştünüz bu cehenneme? Kalu lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Cehenneme düşmemizin nedeni namaz kılanlardan değildik. Yani namaz nedir? Eşittir iman. Biz iman edenlerden değildik diyorlar. Ya. Namaz imanın en büyük rüknüdür. Namaz olmazsa iman sallanmaya başlar. Bu binanın temelleri sağlam değilse arkadaşlar. Bak geçen Zeytinburnu'nda hatırlar mısınız? Veli Efendi okulun az yukarısında bir bina durup dururken gümbür lop yattı aşağı. Niye yattı? Temel sağlam değil. Eğer namaz yoksa arkadaşlar bizim imanımız da Allah muhafaza böyle olabilir. Ama Allah'ımıza sığınıyoruz. Allah'ımıza itimat ediyoruz. Ya Rabbi bu zamanda yaptığımız ufak tefek hayırların hürmetine güzel işlerimiz vardır illa ya Rabbi. Dostlarına bir selamımız bir kelamımız geçmiştir ya Rabbi. Bir efendim Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret edip bir Fatiha okumuşuzdur ya. Ya Rabbi sen bizim imanımızı salim eyle. Amin. Ama kifayet etmeyelim arkadaşlar. Yetinmeyelim. Ahiret işlerinde azak kanaat olmaz. Bak her şeye kanaat edilir. Ama zikrullah'a kanaat yok. Yani bu kadar ettim yeter diyemezsin. İbadet kaşığını yere koymaman lazım. Niye? Çünkü bunun tekrarı yok. Bu sofra tekrar kurulmayacak. Efendi Hazretimiz yine bize derdi kutsal sırrı. Ahirete çıkan herkes pişman. Ehli tarik olan Allah dostlarına intisap etmiş olanlar bir kere pişman. Ehli tarik olmayanlar iki kere pişman. Tarik o ehli olanlar Allah dostlarının yoluna intisap edenler diyecekler ki ya biz niye daha fazla Allah demedik? Bize halbuki söylenmişti. Daha fazla niye la ilahe illallah demedik? Bırak. Ötekiler de diyorlar keşke biz de Allah dostlarının yanında olsaydık da biz de Allah Allah deseydik. İki kere pişman. Ya. Şimdi işte o pişmanlığın izale yeri. Bak Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'da ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve le zikrullahi ekber. Allah'ı zikretmek en büyük şeydir. Ve zikrullahi kesiran. Çokça Allah'ı zikredin. Çokça. Bak Allah-u Teala çok çalışın, çok yiyin, çok için, çok gezin, çok tozun. Hayır hayır. Ve zikrullahi kesiran. Çokça Allah'ı zikredin. Münafıklar için ne buyuruyor? Münafıklar. Ve la yezkurunallaha illa kalila. Allah'ı zikretmiyorlar ancak azıcık zikrediyorlar. Onların durumu bu. Onun için neredeyiz?
Zikirden neredeyiz? Fikirden neredeyiz? Yataktan kalkarken Bismillahirrahmanirrahim diye kalkıyor muyuz? Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim diye çıkıyor muyuz? Eve girerken Bismillahirrahmanirrahim diye giriyor muyuz? Bir İhlas-ı Şerif okuyup diye eve üflüyor muyuz? Bereket olsun diye. He? Bir selamun aleyküm diyor muyuz? Yok. Telefon aç. Alo. Püh. Bir tutam sakalım var, bir de alo diyorsun. Yazık sana. Alo kelimesi nerenin lafıdır? Bizim lafımız değil. Pardonlar, bilmem neler. Bunlar Müslümanın lafı değil. Günaydın hocam diyor. Günaydın diyor ya. Günaydın denilir mi arkadaşlar? Bu kadar saçma bir söz var mıdır dünyada ya? Günaydın. Ne, salak mıyım bana söylüyorsun? Görüyoruz günaydın veya karanlık. Bunu söylemenin ne faydası var? Ama işte mesele selam vermeyecekler, çağdaş olacaklar. Selam vermeyince çağdaş olunuyor. Hala da bu takıntılar var bazılarında yani. Allah düzelsin. Selam, selam arkadaşlar imanın kapısıdır. Niye? Selam muhabbetin kapısıdır. Bir insan birisine selam verirse onunla muhabbet kapısı açılır. Lan bizi adam yerine koydu. Bir tanesine öyle selamun aleyküm dedim. Kapının önünde evin kapısını açmaya çalışıyordum. Anahtarı bulamıyordum. Buldum. Selamun aleyküm dedim adama. Döndüm. Aleyküm selam. Hayırdır dedim. Niye selam ver? Ya dedim Müslümanız dedim. Elhamdülillah yani ben Müslüman, sen Müslüman elhamdülillah. Selamun aleyküm. Ha öyle mi dedim. He öyle ya canım, başka bir şey yok yani. 9'unu ben kaptım, bir tanesi sana oldu. Hayırlı uğurlu olsun yani. Sevap böyle. Selam veren 9'unu alır, sevabın biri de ötekine kalır. Bu iş böyle, hep sevaptır yani. Hep bereket. Ama onu söylemeyiz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ve bilmem ne olsun. Hatta arkadaşlar otururlar, cami cemaatidirler. Tavla masaları bilmem neleri koyarlar, oynarlar. Öteki de gelir oradan, şeytanınız bol olsun. Yuh. Cami cemaatisiniz. Adama dedim ki ya tuttum. Arkadaş dedim yani. Bak siz dedim, yani nazımız geçiyordur dedim. Yapma dedim, siz dedim yani cemaatsiniz. Bak görüntü veriyorsunuz, yanlış oluyor. Millet cemaati görürse, namaza gelen böyle yapıyor derse, öteki de serer artık, başka ne varsa koyar ortaya. Ben dedim olmaz dedim. Hoca dedi sen kendine bak dedi. Ben sanki oturmuşum orada, masada ben de varım yani. Allah yardım etsin. Hemen savunma. Hazreti Peygamber Efendimiz Ali radıyallahu anh evine gitti. Kapıyı çaldı. Hadi bakalım dedi. Teheccüde kaldırdı onları. İşte ya sola birazcık dinlenseydik falan filan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ve kendi insanı ektara şeyin cedele. İnsan hemen mücadele gel. Hemen savun. Hemen kendini savun. Ya ben nasıl, biz çok iyi insanlarız. Kalbimiz çok temiz bizim ya falan. Başta. Bir şey söyle hemen diyor ki hocam önemli olan kalp temizliği. Hocam sakal bırakmışsınız falan. Hikaye onlar. Asıl mesele kalp temizliğidir. Kalp temizliğidir. Doğrudur da kalbin temizliğini nasıl anlıyorsunuz? Bana onu bir söyleyin. Mesela hani o İki tane şey su koyup da acaba bunun kalbini buraya, bunun kalbini çıkartıp bu temiz, bu kirli. Su kirli çünkü. Oradan mı anlıyorsun? Nereden anlıyorsun? Bu laf ne kadar kalabalık bir laf yani. Çok büyük bir laf söylemiş gibi görünüyor ama hiçbir şey söylemedi. Bomboş bir laf söyledi yani. Kalbin temizliği dışarıya nasıl sirayet eder? Dönelim ecdadımıza. Ne diyorlar? Aynesi iştir kişinin, lafına bakılmaz. He? Senin işine bakarım ben aslanım. Neredesin? Sabah namazında yoksun, öğle namazında yoksun, akşam yoksun, ikindi yoksun, yatsı yoksun, he? Bayramda yoksun, seyranda yoksun, selamda yoksun, sabahta yoksun, sohbette yoksun, vaazda yoksun. Bir tek cenazen geliyor. Kusura bakma da yani senin kalbin hususunda benim kuvvetli şüphelerim var ya. Sende kalp var mı? O hususta da şüphelerim var. Acaba kalp var mı gerçekten? O kalp nasıl bir kalp ki sana bir kere caminin yolunu buldurmadı ya? He? Allah-u Teala bizi kalpsizlikten muhafaza eylesin. Amin. Allah bizi vicdansızlıktan muhafaza eylesin. Amin. İnşallah. Vicdan demek kalp buluşu, manevi buluş. Neyi bulacak o vicdan? Neyi bulacak? Ampulü bulacak hali yok. Adam buldu ama kendini kaybetti. Rabbim inşallah manevi olarak Rabbimizin huzurunda dirileceğimiz güne itikadı, imanı, imanın altı esasını kalbinde bulmayı nasip eylesin. Bir insanda bu yoksa kusura bakma. Sen kalpsiz, vicdansız adamsın. Niye? Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Eve men kâne meyten fâhînâ. O kimse ki ölüydü, biz onu dirilttik. Bir insan imansızı ölüdür. Yaşamıyor hükmündedir yani. Niye? Asıl yaratılış gayesine göre çalışmadı. Bak şu önümüzde kamera var. Bu kamera ne için? Kayıt yapmak için. Sen kalkıp da bu kamerayla yerleri süpürmeye çalışırsan komik hale düşersin. Gülünç hale düşersin. Bu süpürge değil ki. He? Ne yapacağını bilmen lazım. Eşyayı yerinde kullanmak adalettir. Sen de Allah'ın yarattığısın. Mevla seni niye yarattı? Bana kulluk yap diye yarattım buyuruyor Mevla. Yaradan öyle diyor. Yaradan senin için Kur'an'ı indirdi. Diyor ki bak ben seni bana kulluk yapasın diye gönderdim. Sen eğer bunun haricinde her şeyi yapıp da kulluğu yapmıyorsan o zaman sen aynı kamerayla süpürmeye çalışan adam gibisin. Çok komik durumdasın yani.
Allah bizi bu komiklikten muhafaza eylesin. Amin. Kurtarsın. Amin. Yani hakikaten ahirete çıkınca döndüğümüzde çok ağlayacağız ha. Ya şimdi ben onun için şurada birazcık ağlayabilmeyi, şurada hadi gülüyoruz arada bir iki, hani sıkılmayın diye bir iki fıkra da anlatıyoruz ama aslında gerçekten buradan çıktıktan sonra eve gittiğimizde hüngür hüngür ağlamamız lazım. Ya burada şimdi birbirimize gösteriş yaparız. Ben şimdi soğanı tutarım şöyle bir güzel ağlarım ama şimdi daha iyisi seccadenin başında Allah'ın huzurunda ettiğimiz kusurlar belli, hatalarımız belli. Rabbim inşallah affı mağfiret olmayı nasip eylesin. Ve fil ahirete azabun şedidun ve mağfiretun minallahi ve ridvan. Ahirette bir takım insanlar şiddetli azaba, bir takım kimseler de Allah'ın yüksek rızasına, mağfiretine mazhar olacaklar. Hangisinde olmak istiyorsun? Şuraya girenlere şu müjdeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ne buyuruyor? Bir meclise geldiler. Onlar etrafına melekler toplandı, arşa kadar kümelendiler. Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna melekler çıktılar bu cemaat dağıldıktan sonra. Mevla Teala sordu, nasıl buldunuz ilk kullarımı? Ya Rabbi, tesbih ediyorlar, zikrediyorlar, sohbet ediyorlar, vaaz ediyorlar. Ne istiyorlar? Cenneti. Gördüler mi? Yok ya Rabbi. Görselerdi daha şiddetli çalışırlardı. Neden sakınıyorlar? Ya Rabbi, cehenneminden, gazabından sakınıyorlar. Peki diyor, gördünüz mü, gördüler mi cehennemi? Yok ya Rabbi. Görselerdi daha şiddetli sakınırlardı. Peki Mevla buyuruyor, izzetim hakkı için orada bulunan herkesi affettim buyuruyor Mevla. Kumu mağfurin. Ben olsam şu anda sıfır hazır hadis-i şerif, kainatın efendisi sadaka Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O söylüyor, dost doğru söz. Ben olsam burada hemen ne ihtiyacım varsa şöyle açıp elimi, ya Rabbi, ya Rabbi beni şu 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 sıkıntılarından kurtar derim. Niye? Çünkü mağfur olmuşsun, affedilmişsin, dua müstecab hale gelmiş. Belki aramızda da hayırlı kullar illa vardır. Herkes benim gibi hayırsız değildir. İnşallah hayırlar da vardır. Onların hürmetine de inşallah duamız kabul olur da bizim gibiler de hayırlılara katılıp hayra tebdil oluruz inşallah. Ve rıdvan ve mel hayatüd dünya illa meta'ul gurur. Şu dünya sadece bir aldanma yeridir. Sadece aldanıyoruz arkadaşlar. Hani dediler ya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Nerede bunun ilk sahibi? Yok. Gitmiş. Nereye gitti? Terki diyar etmiş. Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan. Şimdi ben oyalanıyorum. Birazdan satacağım, sen oyalanacaksın. Öyle mi? He? 2010 model işte sahibinden satılık. Alıyor, öteki oyalanıyor. Ondan sonra... modele düşüyorsun. Artık yavaş yavaş paralar bitiyor. Ya ev alıyorsun bilmem ne. Ev alıyorsun, araba alıyorsun. Efendim krediye uygun. He? Bilmem ne. Söylüyor söyle öyle bir şafşatalı söyle. %0 faiz falan. Gerçekten faiz yok mu var mı onu da bilmiyoruz. Ne var ne yok. He? Acaba. Onun için illa hocaya danışıp iş yapın ha arkadaşlar. Yani şimdi böyle bir şey var. Hani danışman değil mi? İnsanın danışacağı adam var. Sizin de danışacağınız insan hocanız olsun. Kendi mahallenizde, muhitinizde illa bir mescit var. Takvasına güvendiğiniz, maneviyatına güvendiğiniz hocalarınıza sorun. Hocam biz böyle bir işe giriyoruz ama nedir? Adam affedersiniz, yani bu sadece ticaret sahasında değil. Evle ilgili, aileyle ilgili konumlarda vesaire her şeyde danışmanınız olsun. İnsan bazen kendisi çıkamayabilir işin içinden. İş büyür, 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 büyür. Ya ben şimdi mesela hafif bir baş ağrısı oldu. Ne yaparım? Giderim bir kimseye sormadan ilaç kullanırım. Başımın ağrısı geçer. Ama bu baş ağrısı acaba baş ağrısı mı? Hala devam ediyorsa aspirin seni kesmez. Belki de senin bir efendim kafayla ilgilenen doktora ne diyorlardı? İşte nörolog diyorlar değil mi? Nörolojiye gitmen gerekiyor. Hı? Doğru söyledim değil mi? Yani bunlar o zaman ne oluyor? Ondan meşguliyeti gerekiyor. E şimdi sen de aynı. Doktora gitmen gerektiği gibi manevi ilimle ilgili, dünya hayatıyla ilgili, yaşantınla ilgili sıkıştığı yerlerde de fetva için hocaya gitmen gerekir. E şimdi alışverişi yapıyorsun. İş bitiyor. Makbuzlar veriyor. Hocam biz böyle bir alışveriş yaptık. Fetvası nedir? Şimdi ben sana desem haram ne fark edecek şimdi yani? Helaldir desem ne fark? Onu baştan sor ki. He, girme. Faize düşme. Hocam ne yapalım? Bir tanesiyle konuştuk. Dedi ki dükkan açacağım dedi. İyi dedim, hayırlı uğurlu olsun, Allah mübarek etsin. Bankadan kredi çekeceğim. Hiç mi insan aklını başına almaz ya? Geçen sene bak düşünün, Türkiye'nin sayılı bankerleriydi bilmem neleriydi bunlar. Paralarla oynuyorlardı değil mi? Adam ne yaptı? Kendine intihar etti. Kendi kendini attı. Sıktı gitti ya. İsim söylemeye gerek yok. Ama öyle insanların tanıdığı adamlar. He? Çok büyük zenginlik. Bu iş böyledir.
28 yaşında mühendis miydi, müteahhit miydi çocukcağız? Yani bir sürü siz daha kısalarını daha iyi bilirsiniz. Ben piyasanın içinde değilim ama duyuyoruz. Bir sürü insan atıyor kendini, atıyor kendini. Niye? Borçtan çıkamamış, bankaya kredi borcum var bilmem ne. Onun için aramızda Karza Hasan, Karza Hasan diyoruz birbirimize, ödünç para verebilme. Buna çalışalım arkadaşlar. Bunu yaygınlaştıralım. Birbirimize güven verelim. Senet tutalım aramızda. Aramızda halletmeye çalışalım. Bekarları evlendireceğiz. Yardım edelim. Destek çıkalım. Ya bu paraları ne yapacaksınız Allah'ını seversiniz ya? Ya medrese yapacaksınız, ya cami yapacaksınız, ya bekarları evlendireceksiniz. Ya hayırdasınız da Allah'ın izniyle. Ümmet-i Muhammed'siniz. Başka yapacak bir işimiz yok elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı. Yanındakileri evlendirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Böyle hayır yollarında Rabbimiz bizi hep böyle görsün inşallah. Hayır işlerinde görsün. Şerlerden uzaklaşmayı nasibi müyesser etsin. Şimdi bitiriyoruz inşallah. O sabah namazı bu saat doğru değil mi? Tamam. Evet. Bakıyoruz. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eteravne hâzihi şâte heyyineten alâ ehliha. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden geçiyorlardı. Ölü bir koyun vardı orada. Leş yani. Şu gördüğünüz leş olan koyunun sahibi katında değeri nedir? Şöyle düşünün, bir adak dükkanına girdik. Şurada bir leş var. Hayvan düşmüş, ölmüş. Orada leş olarak duruyor. Biliyorsunuz kesilmemiş olan yenmez. Düşmüş, ölmüş. Araba çarpmış, ölmüş. Kenarda duruyor. Bu leşin sahibi katındaki değeri nedir diye sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu min hevaniha el kavha. Zaten değersizliğinden dolayı kenara atmışlar ya Resulallah. Yani çöp çöp gibi muamele etmişler. Kenarda duruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vellezî nefse biyedihi. Canım kabzayı kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki ed-dünya ehvenu alallahi min hâzihi şâti. İşte Allah katında dünya şu çöpe atılan koyundan daha değersizdir. Dikkatinizi çekelim cemaat-i müslümin. O hani standların önünden geçerken bakıp bakıp böyle şunu mu alsam bunu mu alsam, şu bilezik mi şu kolye mi şu küpe mi falan mı filan mı? Ya ne bileyim işte artık şu arabayı mı alsam, bu işte otosentra gidelim şunu bakalım. Böyle yanıp yanıp düşünüp düşünüp durduğumuz var ya. Hı? Geceleri uykumuza giriyor mesela. Ya hangisini alsam acaba ya? Dur bir istihar yapalım. Ya istihar yapalım da yani bu işi bu kadar kafaya da takmayalım canım. Alınacaksa alınacak, bitti. Alınmayacaksa alınmayacak. Bütün gün onu düşünmenin ne faydası var? İşte nedir bu? Dünyadır işte. Allah'la senin arana giriyor. İbadetine mani oluyor. Namaz kılarken duyuyor. Allahu Ekber. Lan buzdolabını profil olsun. Namaz kılarken bütün mağaza gözünün önünden geçiyor. Çıkıyorsun o mağazadan öbür mağazaya bakıyorsun. Bunda daha uygun fiyatlar. Mübarek namaz kılıyorsun. Allah'ın huzurunda. Ama şeytan üzgür keda. Üzgür keda. Bak bunu hatırla. Şunu da hatırla. Bütün artık orada sergiyi yapıyor önüne. İşte bunun önüne geçmen için ne yapman lazım? Hutur etmez anın kalbinde alem. Şuraya girdirmeyeceksin. Elbette ki alınacak bir şeyler var. Ama buraya girmeyecek. Bak Allah katında bu dünyanın değeri sıfır. Ehvenu alallahi Allah katında min hadihi şati ala ehliya. Şu koyunu nasıl çöpe atmışlar hiç değersiz. Allah katında da dünyanın hiç değeri yok. Velev kâletid dünya ta'adülü indallâhi cenâhe ba'udatin. Allah katında şu dünyanın bir sivrisineğin kanadı kadar değeri olaydı. Ma seka kafiran minha. Hiçbir kafir içemezdi şurbeten ma'in. Sudan bir yudum. Bir yudum Mevla vermezdi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Bu dünyanın değeri yok. Niye? Çünkü dünyanın devamı yok. Bekası yok. Bu dünya fani. Ecel ani. Ya. O zaman bu vakti, şu saatleri, şu zamanı değerlendirmemiz lazım. Kıymetü zemen indel ulema diye kitap var ya. Zamanın ulema katındaki değeri. Alimler nasıl geçirmişler vakitlerini? İnternet kafe yok. He? İnternet yok, televizyon yok, dizi yok. Bundan 20 yıl evvel hiçbir şey yoktu ya. Değil mi? Mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum yani. Yoktu. Ancak Atari vardı, bilmem ne vardı. Öyle oynardı çocuklar. He? O da her evde yoktu. Nasıl geçiyordu vakit? İşte televizyon. Yine musibet vardı ama o televizyon var. Allah kurtarsın inşallah. Onlardan bir kurtulsanız döneceksiniz ilme. Bana şunu söyleyin. Bak bu kadar cemaatiz. Allah için söyleyelim arkadaşlar. Kaç kişi günde yarım saat kitap okuyabiliyor? Kaç kişiyiz? Mesela ben hadi okurum Allah'ın izniyle.
Hoca için mecbur okuyacağız yarım saat. Ama hepimiz aynı müptelâdayız. Bu televizyon, bu internet bizi bağlamış kalmışız ya. He? Kaç kişi yarım sayfa, yarım saat, 15 dakika kitap okuyor? Kaç kişiyiz? 5 dakika kitap okuyan? Kitap okuyan var mı arkadaşlar? Ne? Artık o soru gelir arkasından. Ya kitap halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyurdu? Allah-u Teala onun diliyle bize ikra, oku. Ütülü mâ uhî ileyke minel kitap. Sana kitaptan vahyedileni oku buyurdu Mevla. Ya nerede biz, nerede Kur'an'ı tutmak, nerede kitap tutmak? İşte şu ümmet onun için bir türlü dirilemiyor, ayağa dikilemiyor. Bak Mahmud Efendi ne kadar isabetli konuştu Kudüs Resulü. Dedi her mahalle bir kız bir erkek medresesi açılacak. Öyle olursa Allah-u Teala dinini elhamdülillah bu insana nasip eder. Allah sizi beğenirse bu dini nasip eder. İn yeşe yudibküm ve etibi halkın cedid. İsterse sizi siler, yok eder. Bir deprem, bir sel, bir fırtına çok da zor değil. Bak bir kasırga Amerika'nın aklını aldı. O kadar. Allah-u Teala dedi, senin hiçbir şey zor değil. Ama derke alallah bir aziz. Yo ya Allah bize kıyamaz falan. Hiç öyle deme. Hiç öyle deme. Allah'ın azabından ancak zalimler emin olurlar. Firavun gibi, Nemrut gibi karaktersizler. Ya. Rabbim inşallah bizlere haşyetinden huşu edebilmek nasip eylesin. Amin. Yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Eddünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Bazıları soruyorlar ya hocam hep onlar da hep onlar da. Dünya senin hapsin, hapistesin. İstersen boğaza nazır köşkün olsun. Bak duyuyor musun beni? İstersen altında en kıyak araba olsun. En güzel dükkanlar senin olsun. Hayat tıkırında gitsin. Her şey güzel olsun. Toz pembe bir hayat yaşasan da şu dünya senin için hapistir. Niye? Çünkü sen cennetten mahrumsun burada. Öyle mi? Cennet ebedi. Buradaki nimetler cennete nispeten ne ki? Hiçbir şey. Bir çıkacağız ahirete bir bakacağız inşallah. Şaşırıp kalacağız. Ya biz buna mı talip olmuşuz ya? Şu 93 model arabaya mı tabii bunun için mi yanıp tutunmuşuz ya? Diyeceksin ondan sonra. He, tabii de. Öyle. Ya Allah-u Teala inşallah bizleri cennetine talip eylesin. Amin. Cemaline talip eylesin inşallah. Yani. Dünya mel'unetun. Dünya mel'undur. Allah'ın rahmetinden uzaktadır. Ve mel'unun ma fiha illa ma kâne lillahi minha. Allah için olan hariç içinde her şey lanetlenmiştir. Allah'ın rahmetinden uzaktadır. Men ehabbe dünyahu şu hadis-i şerifi okuyup nihayet erdiriyorum. Bu hadis-i şerif hepimize tam da hani tabiri caizse kıvamında anlayacağımız yaşadığımız dünyada başımıza gelen halle ilgili de durumu bize açıklıyor. Kim dünyasını severse edarra bi ahiretihi ahiretine zarar verir. Genel olarak durumumuz bundan ibaret. Dünyayı çok sevdiğimizden ahireti yontuyoruz. Öyle mi? Yontuyoruz yani. Yalan söylüyoruz. Ne yapalım işte işimiz gereği mecburuz yalan söyleyeceğiz. Gıybet edeceğiz. İftira atacağız. Satacağız. Bilmem ne yapacağız. Niye? Çünkü dünyayı seviyoruz. Şimdi elimizdekini kaybedeceğiz falan. وَمَنَ حَبَّ آخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَا Kim de dünya ahiretini severse dünyası zarar görür. Öyle mi? Öyle. Adam şimdi sakalını bırakıyor mesela sohbete vaaza geliyor. Bir Allah kalbine bir aşk atıyor adamın. Adam kim ne derse desin diyor ya. Bana ne diyor ya. Umurumda değil dünya. Umurumda değil. Bir bırakıyor, sakalını bırakıyor. Bilmem cübbesini giyiyor. Hanımefendi çarşafını giyiyor elhamdülillah. Allah bir nasip ediyor. Bakıyorsun dünyalık işlerde sıkıntılar başlıyor. Hemen bütün millet karşısına dikiliyor. Sanki çok büyük yanlış yapmış. Namaza başladı. Bir arkadaşımız vardı. Allah selamet versin. Hayırlı ömür hepsini hüsnü hitam nasip etsin. Yakışıklı bir kardeşimiz, delikanlı bir kardeşimizdi. Sonra çocukcağız namaza niyaza başladı. Ailesi ver yansın etti. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Bu çocuğu dedi, deli ettiniz dedi ya. Bu çocuğu dedi ne yaptınız siz böyle sakallar, sarıklar, cübbeler. Hiç olacak iş mi namazlara, niyazlara? Bu çocuğun yaşı kaç daha? Yaşı kaç dedi askerlik yapmış çocuk. Yaşı kaç bu çocuğun daha dedi ya. Dur bakalım dedi ya. Bir 40'ını 50'sine gelsin şöyle bir emekli olsun. Bakarız. Bakarız. Sanki yaşayacak. Ben de öyle düşünüyordum. Dedim ki 40'ıma 50'ime geleyim o zaman yaparım diyordum değil mi? Allah-u Teala'yı gösterecek ya. Bir bakıyorsun bir arkadaş Ramazan ayıydı. Teravihe gidiyordum ben. Yaşımız 14'tü daha 14-15 tabii o civardayız. Bayrampaşa'da Merkez Camii'ne gideceğiz teraviye. Orada da bir asker gönderme işimiz vardı. Asker gönderilecekti. Arkadaşı çağırdık gel dedik teraviye gidelim. Teraviye gelmedi.
Dedi ya daha gençiz daha. Askerlere gitmemiştim o zaman. 18-19 yaşında birisiydi. Gel ben dedi ya şimdi genç daha ne yapacağım dedi teravih merhaba. Gideriz dedi Allah Allah. İleride gideriz dedi. Sonra tabi biliyorsunuz asker göndermeler birazcık bozuldu. Eskiden askerler şöyle bir dua ile gönderilirdi. Ben hatırlıyorum bizim biraderi Köşeli Camii'nde duasını yaptık. Yasin'ini okuduk. Öyle gönderdik askere. Tabi onlar yine davulsuz duramıyorlar. Yine davulun zurnasını çalacaklar. Ona gerek yok. Bu çocuk vazife. Bu yaptığı bir iş ibadet gibi. Böyle düşünmesi lazım. Ona dua ile gönderilir. Hacca giden adamı davul zurnayla gönderir misiniz? He? Herkes bir horo çeksin. Hadi bakalım sağa sola. Ne yaparsın? Deli misiniz siz dersiniz değil mi? E şimdi düşünün bak Kabe'de namaz kılmak şu kadar sevap. Medine'de kılmak şu kadar sevap buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte birinde 100 bin, birinde 200 bin olması lazım. Ama askerde kılınan namaz 2 milyon sevabı var. 10 katı fazla sevabı var. E şimdi askerde 2 rekat namaz kılmak. Demek zorluğuna binaen artıyor sevabı. Ya çok zor. Bak mesela bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim ahir zamanda benim sünnetim yok edildikten sonra onu ihya ederse 100 şehit sevabı verilecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 100 şehit sevabı verilecek. Bayram Hoca Allah rahmet eylesin derdi ki niye 100 şehit sevabı veriyor Mevla? 100 şehit sevabı az mıdır? Kaç tane canın var? Bir tane canın var. O canını da Allah için verir misin? Sıkar. Değil mi? Biraz zordur yani. Allah vermeyi nasip etsin. Şehitlik nasip etsin inşallah. Heh, verirsin diyelim. Ben aslansınız. Hepiniz Osmanlı'nın torunlarsınız. Ama yani nefis insan içinden öyle biraz tembellik eder. Allah-u Teala yolunda inşallah şehadet şerbeti nasip etsin. Şimdi bir tane canın var. Onda da biraz tereddütlüsün. Ama bir sünnete 100 şehit sevabı veriliyor. Niye? Bayram Hoca diyor ki adamın canını öyle yakacaklar ki diyor 100 tane şehit gibi canı yanacak adamın. Ya. Öyle mi? Öyle. Öyle. Ya Rabbim inşallah kabul eylesin. Amin. Makbul eylesin. Amin. Bu sünneti seniyenin kıymetini bilmek nasip eylesin inşallah. Ya. Bütün dünya dikildi karşısına. Aman ha bu insanlar İslam'a dönmesin. Aman ha bu millet tekrar sünneti seniyeye dönmesin. Aman bizim gibi olsunlar. Değil mi? Çok seviyorlar Mevla efendim. Allah-u Teala buyuruyor Bakara suresinde. Ne kadar istiyorlar ki keşke siz de onlar gibi olsanız. He? Lev yuruddukum ba'de imanikum kafir. Sizi bir döndürseler tekrar kafir olsanız Allah bayram. O zaman sizi Avrupa Birliği'ni de alırlar. Her taraf baş köşeye oturturlar. Hep beraber kardeş olursunuz. Ama siz öyle demiyorsunuz. Siz bak hala kelime-i şehadeti dilinizden düşürmüyorsunuz. Onlar da diyor ki o zaman sizin kafanızı keseceğiz. Bak Kosova'da ne yaptılar? Bosna'da ne yaptılar? Boşnaklar halbuki yaşantıda birebir onlar oldular. Yaşantı fotokopi. Hiçbir fark kalmadı. He? Kosova'da aynı. Hiçbir fark kalmadı. Gavur, Müslüman arasında fark. Hatta kızlarını gavurlara vermeye başladı diyor Bosna'da. He? Ne oldu neticede? Allah-u Teala seni bu musibete düşürdü onları. Çünkü niye? Sen Müslümansın. Sen onun gibi olamazsın. Onun gibi olduğunu zannedersin. Olamazsın. Bak şimdi yılbaşı geliyor. Onun gibi olduğunu zannedersin. Olamazsın. Çünkü sen kelime-i şehadet adamısın. Allah-u Teala inşallah hatalarımızı affeylesin. Şu yılanın başından da bütün hepimizi muhafaza eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin inşallah. Adam yanı karşısındaki komşusu boşnaklan Sırp. Karşı karşıyalar komşular. Adam tabii gidiyorlar, geliyorlar, beraberler. İşte düşün 40 yıllık komşu. Savaş patlak verince baltasını kaptığı gibi komşunun kapısına geliyor. Komşu da tabii komşu ne olacak, ne isteyecek acaba? Açıyor kapıyı. Bak ne oldu ya falan. Oo diyor. 40 yıldır diyor bu baltayı senin için biledim ben diyor. Tamam mı? 40 yıldır diyor. Ben diyor bugünü bekliyordum diyor. Sen aman adayı din dost olmaz üstad. İsmet Garibola öyle buyuruyor. He? Akif merhumun dediği gibi maske yırtılmasaydı hala afetti bize o yüz. Medeniyet dediğin kahpe hakikat yüzsüz. Tamam mı? Sen bunu böyle tanı. Bunların medeniyet diye konuştukları yüzsüzlüğün ta kendisi. Senin mertliğin, senin adamlığın, senin Allah'ın kulluğun, Allah'ına kulluğun dünyada bulunamaz. Senin adamlığının bir benzeri yok. Sen Çanakkale'de vatanına kasteden o kafir askerine, o gavura yaralandığında mendilini çıkartıp da aman ben gidiyorum da sen bari yarana bu mendili bas da bir ana da ağlamasın diye centilmenlik örneği gösteren bir ecdadın torunusun. Sen şimdi kim ki? Yok işte şuymuş, yok buymuş. İşte konuşuyorlar, ayırmaya çalışıyorlar. İşte biz Kur'an'la beraberken böyleydik. Tamam mı? Şimdi Kur'an'ı bıraktık böyleyiz.
Herkes kendi kafasına. Allah-u Teala inşallah Kur'an'ı yeniden tutup baş tacı etmek nasip eylesin. Kur'an'la beraber yeniden izzete, şerefe, nailiyet ihsan eylesin. Konuşulacak çok şey var ama vakitte kısıtlı. Rabbim inşallah biz az konuştuk, çok şey anlamayı nasip eylesin. Fazla uzatmadık inşallah. Gönlünüze göre Rabbim hayırlı muratlarınızı hepsini ihsan eylesin. Makbul eylesin. Mahrumiyetten muhafaza eylesin. Amin. İlahi şerefinde bir ivan sami şahına. Beldemizin manevi fatihi Eba Eyyub el-Ensari ve yanındaki sahabe tabi'in efendimiz ruhlar için. Beldemizin fatihi Fatih Sultan Muhammed Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Selim ve sair Selatini Osmaniye'nin ervahı için. Veziru Asakirin ve cümle şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için. Hasaten Efendi Hazretimizin sıhhat ve afiyete kavuşması için, Allah rızası için, buraya uzaktan yakından gelen cemaatimizin geçmişlerinin ruhları için ve hastalara tez şifa olması, dertlere deva olması için, borçlara da eda olması için ve aramızda son nefeslerini vermek üzere olan mümin kardeşlerimiz var. Hastanelerde, evlerinde, ecellerini bekleyen kardeşlerimizin son nefeslerinde hüsn-i hitam olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu lillahi teala el-Fatiha.